mutlaka koridoru itmesi lazım. Eğer en alırsa o hakimiyeti herhalde hiç şansı olmayacaktır. Ve Üsa'da dönmüyor. Yalnız bu çok... Tabii kulenin gideceğini biliyor Brox'a Üsa dönerse. Şimdi bakalım burayı savunabilecek mi acaba? Dime Brox bir mistik atışı yedi orada. Gördü. AQ gelebilir. Gelebilir. O skoru getirebilir. Karşıda açmayı bitirebilir. Manası bitti. Manası kalmadı. Ve ilk an. İlk kanı dökmeyi başarıyor Diamond Brox orada. İki tarafta Neko oynayacak. Seedar büyüleri de aynı. Muhtemelen değiştirmeyecekler diye tahmin ediyorum. Böyle giderse... Orada Arke. Burada ultisini kullandı. Savaş istiyor. Diğer taraftan da ulti kullandı. Skor gelecek gibi tutuşur kullanıldı. Orada iki taraftan da Arke son anda sıçradı. Ama buradan nasıl kaçacak orada? Maple'dan çok Maple, riskli bir hamle. Maple, Maple, Maple düşecek mi? Maple kaybetti bunu. Yok artık. Yani her zaman yani bu... kaybetmesi için sadece bunu yapması lazım da ya, onu da yaptı. Bu tarz meselelerde benim de yaptığım en büyük hata budur. Çok sabırsız olabiliyorum. Avantajı bir kere zaten nişancı olması. Minyon biçebiliyor. Pasifinden dolayı iki kere saldırı yapabiliyor. Ve bunu tetikleyen yetenekleri de var. Şimdi artifact'ten agresif oyun. Bitkinlik kullanıldı burada. Karşılığında da bitkinlik geldi. Bariyer var. Faker devam ediyor. Artifact'in üzerine. Artifact bariyerini kullandı. Bariyerin gitmesini bekliyor Faker. Şimdi kullandı bariyerini. Çok iyi bir birebir oyunu ve Faker... Günün üçüncü birebir karşılaşmasını hızlı sonlandırıyor. Çok fazla uzatmadan. Ama bu eşleşmede yine de erken seviyede Varus'un yani söyleyecekleri var takaslarda. Ya bariyeri de yok, şifası da yok. Yok, Kira için oyun bitti gibi duruyor. Evet. 97. minyon. S'ye yalnız hiç riskli bir hamlede bulunmak istemiyor. Ya çünkü aradaki fark çok fazla. Bir de Kira burayı ittiriyor zaten. Burada bir tanesini şimdi alacak. Şenok geldi. Hop. Ok yağmuru geldi ve oyun bitti. Sıçrasını kullanmadı bu arada. Evet. Hiçbir şekilde Seiya. Orion da gösteriyor. G4 Faker'dan sonra ikinci Orion'la oynayan isim olacak. Miss Fortune. 93'e 64 minyonlar. G4 her şeyin farkında ama yapabileceği hiçbir şey yok. Minyon dalgalarıyla bitti birlikte. Bitti yalnız. Buradaki minyonlar alınca evet. Bitiyor. 97-98. G4'dan son bir deneme. Uzi skoru oynamak istiyor. Bu arada skorla bitirdi. Evet, skoru oynamak istiyor. Skorla bitirdi Uzi. 99 milyon ve skor olarak. Brahma bir çözüm. Kalkanı var. Yetenekleri engelliyor. Eko da zamanı geri alıyor. 2-0. Roka Millet yalnız skoru almak için yeterli manası var şu anda. E ve Q için yeterli manası var. Bakalım gidecek mi acaba üstüne? Şimdi rakibinin üzerine doğru gitti. Yandı Zeros. Görüş vermiyor tarayıcı. Yani şimdi yani bu maça yani bu karşılaşmada biraz daha dezavantaj olan taraf kesinlikle bence Cassiopeia. Yani erken özellikle seviye 2'de bir takasa girdiğiniz zaman en fazla 2 tane ikiz atabiliyorsunuz ve bir anda mananız bitiyor. Bu arada bitkinliği kullanılır. Rakibin üzerine seviye 6'ya ulaşacak mı? Minyon ölecek mi acaba? Gerek yok gibi duruyor. Bariyer geldi ama. Seviye 6'ya daha ulaşmadan. Birebir skorunu aldı Jizuke. Olabilir. Yani LoL SKT mi acaba? SKT mi LoL acaba? Uzi vardı ondan eminiz. Bu arada Sneaky... Agresif oynamaya çalışırken Bang cezalandırdı Sneaky'yi. Bank çok iyi yani. Emredi ve tutuşturu bıraktı. Burada skoru alacak sanırım Bank. Bir otomatik saldırıyı ne kadar minyona yapmış olsa da. Daha ilk dakikalarda Bank Sneaky karşısında galip geliyor.